Jüpiteryen TV'den herkese merhabalar. Şu an çok da yabancı olmadığımız bir yerdeyiz. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca Köyü'ne geldik. Bugün efsane anlatımı dışında köy sakinleriyle de görüşüp gerçek yaşanmış olayları onların ağzından dinleyeceğiz. Taşlıca'nın en önemli özelliği Anadolu isminin ülkemiz topraklarına bu köyden yayılması. En bilinen özelliği ise burada bulunan gelin kayasına dayandırılan efsane sebebiyle bu köyde davul sesinin yani müzik sesinin yasak olması. Olayın en ilginç tarafı ise bu durum yüzyıllardan beri devam ediyor. Yasağa uymayanların ise başına korkunç felaketler geliyor. Şimdi biz bu esrarengiz hikayenin en başından alıyoruz. Digar ve sevdiği adam için düğün kurulur. Geleneklere göre damat evde bekler, erkek tarafı gelini almaya gider. Nigar kafasında kırmızı pullu örtüsü, süslenmiş atı, cebinde konulan 3 elma ile birlikte davul zurna eşliğinde yola çıkar. Tam olarak bu noktaya geldiklerinde ise Oruç Gazi düğün alayının karşısına çıkar ve davul sesini kesmelerini söyler. Bu konuyla ilgili birden fazla rivayet var. Bunlardan birincisi Oruç Gazi'nin davul sesinden rahatsız olduğu ve davul sesini kesmezlerse onlara beddua edeceğini söylemesi. İkincisi Oruç Gazi'nin içine bir his doğması, davul sesini kesmezlerse başlarına bir şey geleceğini söylemesi. Üçüncüsü ise türbenin yanından geçerken gayipten bir ses gelmesi. Oruç Gazi aşağıda türbesi var hemen Oruç Gazi Hazretlerinin. Köyümüzün kurucusudur. İbadetle meşgulken burada bir gelin alayı gelmiş doğu taraftan batı tarafına doğru. Bu mevkiye geldiğinde işte davuldu, zurnaydı, eğlenceydi, gürültüydü, patırtıydı filan. Orada güya dediklerine göre rahatsızlık söz konusu olmuş bu gelin alayının yaptığı gürültüden. Kendisini ikaz etmişler bu gelin alayını. İşte gürültü etmeyin, rahatsız ediliyoruz filan. Bu çalanlar bir kısmı hasta olmuş, onulmaz dertlere düçar olmuşlar, bir kısmı felç olmuş, bir kısmının evi yanmış, bir kısmının işte efendime söyleyeyim kolu daha sonra felç olmuş düşmüş, savulmaz sancılara maruz kalmışlar, öyle anlatılır. O günden beri köyümüzde düğünlerde davul çalınmaz, sadece diğer davul dışındaki diğer çalgılar çalınır. Davul çalınırsa aynı buradaki gelin kaya gibi davul çalanların, eğlenenlerin tekrar taş olacağına inanılır. Buradaki her taşın bir hikayesi var aşağı yukarı. Bir kısmı gelinin evi deriz, bir kısmı gelinin sacayağı deriz, bir kısmı gelinin atı deriz filan. Öyle bir hikayelendirme var. Thank you.
1200'lü yıllarda Selçuklu Devleti hükümdarı Alaaddin Keykubat, Kızılcahamam'da bulunan Başköy Kalesi'ni fethettikten sonra dinlenmek için askerleriyle birlikte Taşlıca Köyü'ne geliyor. Burada oğlu Oruç Gazi ile birlikte yaşayan Kadın Eren Kırmızı Eve askerlerin geleceğini öğrenince onlara bir bakraç dolusu ayran hazırlıyor ve şu anda ayran taşı adı verilen taşoluğa döküyor. Askerler kepçeyle mataralarına ayranı doldururken Kırmızı Ebe ile aralarında şu diyalog geçiyor. Doldurun gazilerim, doldur ana, doldurun yavrularım, Anadolu. İlk kez Anadolu isminin bu şekilde telaffuz edildiği rivayet ediliyor. Olayı öğrenen Alaaddin Keykubat ise bu toprakları Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi'ye bağışlıyor. Yani Taşlıca Köyü'nün gerçek sahipleri bir evliya. Yemyeşil bir ilçede ağaçsız, taştan bitki örtüsüyle gizemli bir yapıya sahip, Gelin Kayası efsanesiyle de hayalet köy haline gelmiş Taşlıca'nın ev sahibi evliya ruhlarına saygı duyarsanız bu esrarengiz havayı huzur içinde soluyabilirsiniz.